Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir baktım. Bu 30. cüzde kıymetli kardeşlerim. Vel fecr'den itibaren Rabbimiz yeminlerle bize çok önemli hakikatlar bildiriyor. Önce Fecr suresinde o sabahın ilk vaktine yemin ediliyor. Sonra kıyamet gününe yemin ediliyor. La uksime bi yevmil kıyame. Sonra veşşemsi ve duhaha diye vel ardı ve ma tahad vel kamere izâ telâha diye güneşe, aya, yine geceye ve gündüze yemin ediliyor. Daha sonra daha özel olarak geceye ve gündüze yemin ediliyor. Daha sonra da Vadduha suresiyle de kuşluk vaktine yemin ediliyor. Evet, Rabbimiz yemin etmeden de bize bu hakikatleri bildirir. Ama bize yemin ediyor yani. Rabbimizin yemini bunlar kıymetli arkadaşlar yani. Yani bir insan yemin eder, yeminden dönebilir. Dönebilir derken, dönmek caiz değildir de, döner yani. Vaka olarak söylüyorum bunu. Kefaret vereceğim der veya hiçbir şey yapmaz, yeminini yerine getirmez. Ama yemin eden Cenab-ı Hak. Evet. O yeminden sonraki hakikat ne kadar önemli. Şimdi burada hocamız وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْسَى اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. Bürüyüp örttüğü zaman geceye, açılıp ağardığı vakit gündüze, erkeği ve dişiyi yaratan Yüce Rabb'e yemin ederim ki اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. Sizin çalışmalarınız farklı farklı. Evet. Gecede ve gündüzde amel yönünden ayrılıyorsunuz. Gece herkes için gece, gündüz herkes için gündüz, kuşluk vakti herkes için bir gündüz vakti. Ama insanlar hani aynen sabahleyin evinden çıkıp da kimisinin bir tarafa, kimisinin bir tarafa gittiği gibi insanların işleri de çeşit çeşit. Bir kısmı takva üzere, infak üzere hayatını devam ettirirken o gecelerde, gündüzlerde bir kısmı da daha farklı işlerle meşgul oluyor. Onun için Cenab-ı Hak gecede ve gündüzde yaptığımız işe dikkat etmemizi istiyor. Ne taraftasınız yani? Ashab-ı yeminden misiniz? Ashab-ı şimalden misiniz? İman ve takva üzere misiniz? Allah muhafaza eylesin. İnkar, şirk, masiyet ve hasislik üzere misiniz? İnne sa'yekum leşettâ. Evet. İnsanlar çeşit çeşit. Kimisi o tarafa gider, kimisi o tarafa. Ve Kur'an-ı Kerim'de yine başka bir ayette buyurulduğu gibi sizden öylesi vardır ki sadece dünyayı ister, ahiretten bir nasibi yoktur. Ama öyleleri de vardır ki Ya Rabbi bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver der. Hem dünyanın güzelliklerini Allah onu mazhar eder, hem de ahiretin sonsuz nimetlerine onu mazhar eder. Onun için zamanın farkında olmak ve zamanı fevt etmemek bu tabir. Zamanı fevt etmemek. Yani o zamandaki güzel işi kaçırmamak.